Ayşem, sensiz hayat o kadar boş ki. Ömer, seninle yaşadığım her bir gün en kıymetli hazinemmiş meğer. Seni düşünmek hayattaki tek mutluluğum oldu. Sensiz bomboş bir çuval gibiyim. Her an bir yere yığılıp orada öylece eskiyebilirim. Nasıl geçecek bu acı? Nasıl alışacağım yokluğuna? Mahkemeden önce seni görürsem bir daha asla bırakamam seni. Şimdi karşıma çıkacak olsam bir kez daha senden ayrılabilecek kadar cesur olamam. Benden nefret edecek olsam bile. Yaşıyorum seni elimde de.
İçimde bir ateş var, sevdikçe ve yanar kanar. Kaybolma korkusuyla yaşıyorum seni, elimde de söyleme, kıskanırlar. Söyleme, ağlama, dertli sanırlar. Koparırlar, bizi bizden ayırırlar. Söyleme, kıskanırlar. Söyleme, ağlama, dertli sanırlar. Ağlama, çalarlar, koparırlar. Bizden ayırırlar. Nasıl? İyi misin? Aşkım, seni nasıl özlemişim bilemezsin. Ben de seni çok özledim. Her saniye, her dakika aklımdaydım, biliyor musun? Gerçekten mi? İnanayım mı? Şüphem var Ayşem. Sensiz nefes alamadım, boğuluyordum. Arkadaş, ben kilitlenip kaldım şu an ya. Ya biri bana bu durumu izah edebilir mi acaba? Bu çocuk, bu kızı dövmemiş miydi? Bunlar da bu yüzden ayrılmadılar mı? Kızım, Stockholm sendromu bu. Hiç duymadın mı? Ya seni esir alan kişiye böyle aşık falan oluyorsun işte. Yok artık. Kesin ve net. Geçenlerde okumuştum. Ya kız korkusundan aşık oldum sanıyor. Bence biz bu duruma daha fazla seyirci kalmamalıyız. Susma. Arkadaşlar ne oluyor? Çekil şuradan. Bak, bırak kızım. Ayşem, bak biz senin yanındayız, tamam mı? Yine mi sen ya? Bebek yine mi sen ya? Senden mi korkacağım ben? Bağırma, bir rahat dur. Ya Ayşem, korkma, seni kurtarmaya geldik biz. Hiçbir şey yapamaz bu sana. Ömer, tamam, sakin ol. Bırak kolumu. Ne oluyor ya? Bu insanlar bir aydır birbirini görmemiş mi? Ne oluyor? Kendinize gelin. Ya sana ne oluyor ya? Sen nereden çıktın? Şöyle bir çekil. Hiç. Psikopat adamın psikopat arkadaşı. Bir kendine gel, abuk subuk bağırma ya. Bir tek dur. Ayşem, sen şu anda sen sendromlusun. Ayşem, tek çare sende, tamam mı? Biz senin yanındayız. Arkadaşım! Senin derdin ne ya? Bana bak, kızımız dinlemem, geliyor beş kardeşler. Gelsin, gelsin. Ayşem bak, biz senin yanındayız. Ama bu dava burada bitmez. Zalimler. Kendine gel ya. Demet! Müdür! Yeter be, kesin müdür ya! Kesin! Müdür! Ya sakin ol arkadaşım, dur! Kardeşim dur. Abi bırak. Bırak abi, bıraksana, ne yapıyorsun? Bırak kolumu, bırak abi, ne yapıyorsun herkesin ortasında? Hanımefendi, duymuyor musunuz? Bıraksanıza kolunu. Nail Bey, ne olur siz karışmayın. Bir de daha bilmesin. Abi ne olur, ne yapıyorsun? Eda, saçlarından sürüklemeden bin şu arabaya. Abi ne diyorsun sen, çocuk muyum ben? O halde yaşına yakışanı yap. Bir hanımefendi gibi bin şu arabaya. Bilmiyorum. Ne yapacaksın bilmiyorum. Neler yapabileceğimi görmek bile istemezsin. Abi ben arabayı bırakıp zaten havaalanına gideceğim. Senin arabana binmeme gerek yok. Anlamıyor musun? Eda, benim sabrımı sınama. Arabayı biz bırakırız, şey yapmayın onu. Bundan sonra tek başına uçağa falan binmek yok. Yasaklıyorum sana. Hep gözümün önünde olacaksın. Bodrum'a gidiyorum diye geldin, şu kepaze yere bak. Abi sus. Yeter be. Kepaze yere bakmışım. Sabrediyoruz ama insanın sabrının da bir sınırı var yani. Buramıza getirdin. Abi kardeş aranıza karışmayın diyorum ama.
Bana bak, sakın aramıza girmeye kalkma, seni pişman ederim. Abi ne olur, Nail Bey'in hiçbir suçu yok, lütfen. Buraları dümdüz ederim, evini başına yıkarım senin. Elinden geleni ardına koyma be. Ne yapacaksan yap. Tamam, haydut. Tamam, ne istiyorsan yapacağım, arabana da bineceğim. İnsanları rahatsız etmeyi bırak, kendine bu kadar alçaltma, yeter. Ha şöyle, yola gel. Daha bitmedi, seninle konuşacağız. Bana bak, seninle de hesabınız bitmedi. Hesabın artarak katlanıyor çünkü. Kusura bakmayın, bunların olmasını hiç istemezdim. Rica ederim, önemli değil, tamam. Arayacağım ben seni. Bak hala arayacağım diyor. Kadın sen beni çıldırtmak mı istiyorsun? Bin şu arabaya. Aha. Aha. Allah Allah. Abi var ya, yani Allah düşmanımın başına vermesin böyle abi ya. Ya var ya, Eda Hanım'a ayıp olmayacağını bilsem Kur'an çarpsın böyle kafa göz gireceğim ama. Ya kurtulamadık gitti bu adamdan. Bu ne ya? Allah Allah. Sabır oğlum, sabır. Sabır. Sabır ki ne sabır? Seni çok özlemişim Ayşem. Sanki bin yıldır görüşmüyoruz gibi geliyor bana, biliyor musun? Biliyorum. Ben de seni çok özlemişim. Gençler, vallahi böyle çok güzelsiniz. Bana gerek yok, bana müsaade, sonra konuşuruz. Yok, ben gideyim. Yani o gitmesin, sen gitme. Ben giderim. Yani o gitmesin. Ayşem dur, nereye gidiyorsun? Benim işim var zaten, ben gideyim. Biraz daha kal. Bak hayır, mahkeme de var zaten. Böyle olmaz, böyle gevşey miyiz? Yapamayız. Biraz daha kal Ayşem. Hatırım için. Tamam. Hadi Nezi, hadi ikile oğlum. Hadi ikile, bak burada sana yer yok, çıkışlar zaten. Hadi yandan yandan. Ben de kalmak istiyorum. Ama olmaz yani, yapamıyorum. Gitme öyleyse Ayşe. Gitmem gerek. Sen benimle ne konuşacaktın? O gün buluşamadık diye bana kızgınsın değil mi? Bir sürü aksilik çıktı Ayşem. Uçak rötar yaptı, bindiğim taksinin lastiği patladı. Seni arayamadım, şarjım bitmişti. Gelmeyeceğimi düşündün değil mi? Sonra kızların evine gittim. Seda amcanlara gittiğini söyledi. Amcanlara gittim, Furkan görüşmemize izin vermedi. Eğer orada bekleseydim çok büyük tatsızlık çıkacaktı ama... Ömer. Ömer, ben biliyorum neler olduğunu. Ben de ertesi gün sizin eve gittim seni görmek için. Bizim eve mi? Evet. Uzaktan izledim seni, böyle gülüyordun. Misafirleriniz vardı, ben de rahatsız etmek istemedim. Ayşem nasıl güleyim, ben sensizken çok mutsuzum. Nasıl mutlu olabilirim? Bilmiyorum, gülüyordun işte. Kızlar vardı yanında. Ah be Ayşem. Ameliyat öncesi anneme moral vermeye çalışıyoruz. Ben en fazla 15 dakika öyle roller yapabiliyorum, sonra odama kapanıyorum. İnsanın içi kan ağlarken nasıl gülebilir ki? Peki oraya kadar geldin, bari arasaydım ben senin yanına gelirdim, görüşürdük. Vallahi olmuyor, aha bak, olmuyor. Allah Allah, niye olmuyor ya? Öbür evdeki hep oluyordu. Alo, Nezihciğim, şimdi... Burada elektrikte bir problem var galiba, sigortalar gitti. Biz ne yapalım, elektrikçi mi çağıralım? Hayır kızım, arada yapıyor ya. Bak bu hani kapının yanında sağdan ikinci... Seda. Kanka bak, benim şimdi işim gücüm yok ha. İstiyorsan ben geleyim, hemen bir 10 dakika hallederim yani, olur mu? Aa süper, tamam. Gel o zaman, bekliyoruz. Seda. Ha. Herkes evde mi? Herkes derken? Ya işte... Fahriye Hanım'la baş hasekisi Reyhan Hanım'la. Ha.
anlıyorum. Zaten halleri burada Nezih Beyciğim. Bizler acil sizi bekliyoruz. Gelirseniz sevineceğiz, tamam? Tamam, bekliyorum kimse. Tamam kanka. Oley be! Allah'ım sigortalara şükürler olsun yarabbim. Birini mi sordu o? Şey, bu taraftaymış. Gelecek şimdi sağ olsun. Ya erkek sonuçta bu. Bizden daha yatkın olur. Belki hiç elektrikçiye falan ihtiyaç olmaz. Ay ya! Gitti. Aa. Ay komple gitti ya. Komple gitti şu an. Ya. Ne yaptık burada şimdi? Ah, dur Reyhan'cığım onu bir sen bir... Ne olur Reyhan? Allah aşkına tatlım onu sen bir ver bana. Ne olur ya? Gözümüz kaşımızı çıkaracağım. Tamam Nezih'i bekleyelim biz hadi. Şu yaptıklarına inanamıyorum abi. Abimsin diye ben de böyle kala kalıyorum. Nasıl beni de kendini de bu kadar rezil edersin anlamıyorum. Ben mi rezil ettim? Ben mi rezil ettim? Ya senin yüzünden o yenge var ya evimizi bastı be. Ne? O cazgın nereden çıktı? Niye gelmiş? Ya günlerdir akçama sizin ahlaksızlığınızla çalkalanıyormuş. Onu söylemeye geldi. Bir de bana şey diyor. O kendini bilmez kız kardeşine mukayyet ol diyor. Bana ya bana. Hem de Nadide'nin yanında. Yok artık. O nereden ne biliyormuş bir kere? Ayrıca ona ne oluyor be? Ben günlerdir Nadide'ye bir şey sezdirmemeye çalışıyorum ama sen de Ömer de hiç o kadıncağızı düşünmüyorsunuz. Ya tamamen bencilsiniz. Bir de bana bencil diyorsun sen ya. Şu halime bak ya. Şu halime bak. Şu yaşımda kız kardeşimi nerelerden, kimlerin evlerinden toparlanıyor. Yazıklar olsun. Ben bu durumu Nadide'ye nasıl açıklarım ya? Sen açıklayacaksın Nadide'ye. Buraya niye geldiğini sen açıklayacaksın. Nasıl açıklayacaksın ha? Ya doktor bu kadın üzülmeyecek, heyecanlanmayacak demedi mi ha? Demedi mi? Tamam abi tamam. Lütfen tamam. Haklısın. Ya, o halde ne, hangi akla hizmet sen kalkıp buralara geliyorsun ha? Derdin ne senin be? Derdin ne? Tamam abi tamam. Nadide'ye bir şey olacak diye korkuyorsun. Şimdi sana bir şey olacak esas. Bir sakin ol artık. Olsun, olsun, olsun da kurtulayım. Sen de kına yakarsın. Allah'ım ya Rabbim sen bana sabır ver ya. Tövbe tövbe. Annen nasıl? Daha iyi mi? Hala ameliyat olmadı. İkna etmeye çalışıyoruz hala. Zor bir ameliyat tabii, korkuyor. Ama ameliyat olması gerek. Biz de korkuyoruz. Bildiğin gibi aynı işte. Sen ne konuşacaksın benimle? Mahkemeyle ilgili değil mi? Avukat seni aramış. Tazminat ve nafaka almayı istememişsin Ömer. Bak. Ayşem ısrar ediyorum. Ömer bak istemiyorum ben almam. Almak zorundasın Ayşem. Seni evlenmeye ben zorladım. Benim ailem yüzünden ayrıldık, mutsuz olduk. O parayı alacaksın Ayşem. Hayır almayacağım. O para senin babanın bir kere. Ben onu almak istemiyorum. Ben de artık o şirkette çalışıyorum. Ortak oldum şirkete. Ömer ben hallettim. Tamam istemiyorum. Babam bana yardımcı olacak. Ben o mahkemede senin parayı almanı sağlayacağım. Hayır Ayşem. İstemiyorum. Ayşem. Bu arada evin bir yıllık kirasını ödedim. Haberin olsun. Sen neden böyle bir şey yaptın? Rahat et diye Ayşem. O ev artık senin. Orası bizim evimiz. Bizim evimizdi. Ben orada kalmam. Ayşem. Bak böyle yapma. İzin ver sana destek olayım. En azından okul bitene kadar. Ben o evde kalmam. Neden Ayşem? Neden kalmam sence? Neden kalamam? Sen orada kalabilir miydin bensiz? Ben ne yaparım orada tek başıma? Bir düşün bakayım. Her şeyini sen yaptın o evin ya. Bütün duvarları sen boyadın. Çivisine kadar sen çaktın. Odamızdaki pencereleri sen tamir ettin. O evin yatak odasının duvarlarını biz birlikte boyadık. Ben orada deliririm. Ben orada tek başıma kalamam. Ayşem biz ayrılmayalım. Biz niye ayrılıyoruz ki? Baksana ikimiz de acı çekiyoruz. Birbirimizi seviyoruz hala. Ne olur ayrılmayalım Ömer, Ayşem. Ömer bana ne olur deme lütfen. Biz bunları konuştuk. Annenin sağlığı söz konusu. Annene bir şey olursa sen benden nefret edersin. Bu böyle olur. Sen benden nefret edersin. Sonra ben de kendimden nefret ederim. Gidiyor musun? Ömer ben kalırsam gidemem. Ayşem. Ayşem.
gideceğim. 5 dakika daha dur. Tamam mı? Öyle git. Hatta ne yapalım biliyor musun? Buradan gidelim, biraz sahile gidelim, yürüyelim. Eski günlerdeki gibi. 1 saat dur benimle, sonra gidersin. Olur mu? Ömer bile artık o kızın adını ağzına almıyor. Bana 1000 kere tamam o iş bitti ayrıldık dedi. Tenezzül edip 1 kere bile telefon etmedi. Sen kalkıp bizim arkamızdan neler karıştırıyorsun? Allah Allah. Sen nereden biliyorsun Ömer'in Ayşem'i arayıp aramadığını? Ben babasıyım tabii ki bileceğim. Bilemez. Bir dakika. Nereden biliyorsun? Ne yaptın abi, ne yaptın? Çocuğun telefon faturalarını falan mı kontrol ettin? Çıldırdın iyice sen. Sen önce kendi yaptıklarına bak. Zaten Ömer senin Akçabat'a geldiğini öğrenince böyle beti benzi attı çocuğu. Benim özel hayatıma nasıl karıştı dedi, bağırdı, çağırdı. Senin arkandan neler neler söyledi. Ömer benim arkamdan öyle atıp tutmaz. Aha, sen öyle zannet. İş güzar dedi sana, iş güzar. İş güzarlıkta da kalsan iyi. Ya sen... Abisinin arkasından yalanlar çeviren, o zavallı kalp hastası kadını hiç düşünmeyen bir insansın. Sen bizim can düşmanımızın evine geliyorsun, skandallar yaratıyorsun. Yazıklar olsun, sen böyle bir şey nasıl yapabilirsin? Aa yeter artık ama. Benim de bir sabrım var. Haksız yere suçlanıp durmaktan bıktım. Ortada doğmamış masum bir bebek olmasa ben bütün bunlara kalkıp... Ne dedin sen? Yavuz. Çabuk kenara çek. Çabuk, çabuk, çabuk. Niye durduk bu dağın başında? Ne oluyor? Ne dedin sen? Ne dedim? Ben bir şey demedim hiç, hiç. Eda lafı dolandırmaya kalkma. Bebek dedim, bir şeyler dedin. Ne? Yok canım bebek falan demedim. Ne bebeği? Yok bebek falan. Bana bak. Bak. Yoksa kız mı abi? Hangi kız? Ayşem mi? Yok canım Ayşem hamile falan değil. Herhangi bir kadın hamile olabilir. O değil, o değil hamile. O halde kim hamile? Ya o değil işte, şey hamile. Ben hamileyim. Ben hamileyim. Ne? Sen hamile misin? Ya ben hamileyim. Hadi be, sen boşanan aylar oldu. Nereden hamile olacaksın? Ya, beni kandırmaya kalkma. Yoksa sen o köfteciyle... Ne? Ya, bize bu kötülüğü yapmış olamazsın. Sen bile bu kadar hain, utanmaz, rezil olamazsın. Aa yeter artık ama. Bana böyle hakaret edemez. Gidiyorum ben. Nereye gidiyorsun? Havaalanına gidiyorum. Uçağımı yakalayacağım. İstanbul'da sakinlersen konuşuruz. Hiçbir yere gidemezsin Eda. Hadi eyvallah. Eda buraya gel. Eda nereye gidiyorsun? Buraya gel diyorum sana. Eda. Hain. Rezil. Hain. Furkan gelmiştir, çıkıyorum ben. Görüşürüz. Görüşürüz. Nezih'e selam söyleyin. Elektrikçi geldi hanım. Hoş geldin, çıkıyordum ben de. Çıkma kızım, çok büyük bir sürpriz var. Nerede millet? İçeride de, ne oldu? Ya Allah Allah, kim kiminle konuşuyor anlamadım. Hayır ben zili duymadım da ondan. Neymiş o sürpriz, söyle bakalım. Önce müjdemi isterim ama. Ya hadi uzatma be, gideceğim ben, merak ettim hadi. Arkadaşlar, an itibariyle Ayşem'le Ömer yeniden beraber ve şu an el ele, diz dize hasret gideriyorlar abi. Şaka yapıyorsun. Şaka yapmıyorum. Kayıt yenilemeye okula gittik ya, Ayşem de oradaymış. Abi bunların bir karşılaşmaları var. Bunların bir karşılaşmaları var. Ben bile duygulandım, öyle söyleyeyim ya. Abi o nasıl böyle göz göze bakmak, o nasıl birbirine koşmak... Ya o nasıl birbirine bir sarılmak ya, filmlerdeki gibi hayat durdu ya, zaman durdu, böyle akreple yelkovan durdu abi. Yavaş yavaş böyle birbirlerine doğru böyle indiğince. Yani orada olmalıydınız, orada olmalıydınız. Öyle işte.
miydi ki? Kimse boynuma atıp beni öpmeyecek mi? Anladım. Gel be, gel be. Ay, canım. Ay, ya ben de kötü tutsam. Ay, ya ben de kötü tutsam. Ay, çocuğum bak. Ay, çocuğum bak. Ay, benim bak. Ay, benim bak. Ay, koç, 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 koç. Gibi ama. Ay, aferin. Ay, kazansın. Yani kontrol. Kız gel yapacağım bana. Gel. Muah, muah. Ay, oh be. Ay. Yani haberi getiren kişi başlı başına bir kasvet getirse de müjdeli haber. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol Fahriye. Çok teşekkür ederim dostum. Çok incesin ya. Al şunu da. Buraya geliş sebebini unutma. Bana bakma. Sigortaya bakacaksın. Ay neyse artık tamam ben çıkıyorum. Furkan bekliyordur. Ben bir ara Ömer'i arar. Tebrik ederim artık. Görüşürüz. Görüşürüz Seda. Sigortaları da attırdık diyorsun yani sonunda. Bakalım. Yalnız izin verecek misin? Biz burada çalışacağız. Çekil, çekil. Nasıl da özlemişim seninle yürümeyi çimen göz. Keşke zaman dursa. Yüzlerce, binlerce yıl yürüyebilirim seninle böyle yan yana. Acıktın mı? Yok, acıkmadı. Sen acıktıysan? Yok. Ben de acıktım. Senin yanında bir masalın içinde gibiyim Ayşe. Orada acıkmak da yok, susamak da. Mutluluk var sadece. Ayşe. Elini tutabilir miyim? Nasıl da sımsıcak oluverdi birden. Böyle sımsıkı tutsam, bir daha hiç bırakmasam elini, hiç bırakmasam seni. Gitmene izin vermesem. Evet. Abi bu kesin aşağıdan attı bunu. Çünkü bunu hep yapıyor. Geçen sefer de yaptı çünkü bunu. Neyse şunu bir iyi çözelim de. Bir dakika. Ben şu an çarpılırmışım. Allah! Allah! Nesin? Çocuğa elektrik çarptı. Dokunma. Allah! 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 Reha! Hayatımı kurtardın. Ay. Ne yapıyorsun? Bir dakika ya. Bu sopa plastik değil mi? Plastik elektrik geçirmez ki. Ya Reho. O plastik olsa da olmasa da geçirse de geçirmese de elektriğe tutulmuş çocuğa dokunulur mu ya? Ha dokundum bir şey olmadı. Şaka.
Bu kesin aşağıdan attı. Bir değil, iki değil. Bu ne ya? Bu evin derdi bitmiyor arkadaşım. Yani bunları farklı mı yapsak? Anlamadım ki. Ben bir dakika aşağı ineyim, bunu çözeyim. Vay! Hay, plastikli mi bu? Seninle beraber sabahladığımız bir kafe vardı, hatırlıyor musun? Hı. Az ileride, biraz da orada oturalım mı? Olur. Ayşem, ne isterdim biliyor musun? Ne? Hani bu uçan daireler var ya. Uzaylılar mı? Evet. Şimdi gelseler buraya, bizi zınk diye geminin içine alsalar, biz ne olduğunu anlayamasak, başka bir gezegene ışınlansak. Hatta bak, buralarda hiç yaşamamış olsak. Hiç. Hiç. Böyle bütün kayıtlardan silinsek, böyle bütün anılardan, fotoğraflardan, her şeyden bir anda silinsek. Kimse bizi merak etmese, sonsuza kadar böyle baş başa yaşasak nasıl olur? O zaman belki de biz birbirimizi hiç tanımamış olurduk. Evet, o da doğru. Birbirimizi tanımasaydık belki bu kadar çok acı çekmezdik Ömer. Ayşem, sakın öyle bir şey söyleme. Sakın. Seninle yaşadığım en ufak an bile benim hayatıma değer. Bilmiyorum. Ah be Ayşe. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Teşekkür ederim Can. Şu telefonumu da uzatır mısın? Peki. Buyurun. Sağ ol. Ömrümü yedi, ömrümü yedi şu Eda. Ömrümü yedi. Yani böyle kardeşim olacağını, ormanda orangutan olsaydım daha iyiydi. Hiç olmazsa mutlu mesut yaşardım ya. Neler söylüyorum, sen benim aklıma mukayyet ol ya. Buyur, al. Nadide arıyor. Ne diyeceğim ben şimdi ona? Efendim Nadide? Reha, merak içinde olduğumu biliyorsun. Neden aramıyorsun? Neredesin sen? Ben de tam şu anda seni arayacaktım hayatım. Hani derler ya, kalp kalbe karşıdır diye. Tam öyle oldu işte ya. Buldun mu Eda'yı, görüştün mü? Buldum. Ne yapıyormuş orada? Yine Ömer'le o kızın işlerini mi karıştırmaya gitmiş? Yo hiç. Yani insanın aklına hemen o geliyor tabii ama alakası yok. Tamamen böyle şahsi menfaatleri, kişisel çıkarları için gelmiş buraya. Nasıl yani? Hayatım, bunun arada bir böyle beli falan tutuyordu ya, burada da bir alternatif tıpçı varmış. İşte onu duymuş, esmiş gelmiş. Bizim Eda işte ya, biliyorsun Eda. peki o zaman o yenge niye öyle dedikodu aldı başını yürüdü falan dedi? Bilmiyorum, herhalde yine bir şeyler koparmaya falan çalıştı. Ama sen bunları hiç düşünme hayatım. Ben ikimizin yerine de düşünüyorum. Sen hiç bunlara kafanı takma. Ben buradayken her şeyin hesabını soracağım. Ne gerekiyorsa yapılacak. Bak Reha, beni aldatmıyorsun değil mi? Yani o kızla ilgisi yok değil mi? Sen Eda'ya versene telefonu. Hayatım, şimdi Eda daha önceden biletini aldığı için şu anda havada o. Yani geliyor Eda, oraya geliyor. Ben de ancak akşam uçağına bilet bulabildim. Şu anda dinleniyorum. Şimdi kapatalım hayatım, tamam mı? Sonra yine konuşuruz, tamam mı? Tamam, hadi. Evet, ah senin yüzünden yalan makinesi oldum vallahi. Şimdi bir ele geçireyim, hücrelerini ayıracağım. Atomlarını böleceğim. Dur bakalım, şu işin aslını aslarını bir öğrenelim de. Hadi hızlan biraz senden, çabuk.
Sevgi'ye bakar mısın? Buyurun Nadide Hanım. Hazırlan, dışarı çıkıyoruz. Ama Nadide Hanım, sizin dinlenmeniz gerekiyor. Ay dinlen dinlen, otur otur, kök saldım. Biraz hava almam lazım. Hadi. Ya abi yeter artık ya. Vallahi yeter ya. Yeter, bozma moralini. Ya biz bu adamı tanımıyor muyuz? Bu adam terbiyesizin teki. Tamam da bu terbiyesiz için sen niye moralini bozuyorsun Allah sen? Of İlyas, of. Of kardeşim ya, of. Her şey sarpa sardı ya. Her şey sarpa sardı. Nebahat Hanım'ın teklifine olumlu cevap verdim. Olur, peki ortak oluruz dedim. Sonra çıktı Eda Hanım geldi. İşte yok, İstanbul'da ortak bir iş yapalım dedi. Halil de onun ağzından konuştu. Beni de ikna ettiler, aklımı çeldiler. Dedim hani kızıma yakın olmak falan filan. Onlara da evet dedim. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum ben yani. Ya tamam, ne olmuş yani? Ticaret bu. Herkes işine ne gelirse onu yapacak. Mecbur. Mecbur. Evet. Gideceğiz şimdi oralara. Uğursuz adam gene musallat olacak bize. Rahat, huzur vermeyecek. Ben biliyorum başıma gelecekleri. Ben buraya sırf huzurum için kaçtım zaten. Ama gene geldim, olayların ortasına düştüm. Abi Eda Hanım demiyor mu ya? Hak var, hukuk var. Sana ne? Bağırıp dursun kuduz. Sana ne? Abi o değil de bu Eda Hanım'ın da niyeti ciddi ha, ayıktırı gibi. Tabii canım. Ciddi, ciddi olmaz olur mu? Niye gayri ciddi olsun ya? Kadın kalkmış da İstanbullardan buraya kadar gelmiş, bana ortaklık teklif ediyor. Gelmeden önce de biraz araştırmıştır herhalde, soruşturmuştur etrafına falan. Yok be abi, ben onu demiyorum senle. Ne diyorsun ya? Ya şimdi ciddi derken yani sen de anla artık yani. Hani bu kadın abi sana abayı yakmış diyorum ya. Hadi git Allah aşkına. Ya vallahi bak ya, bu dükkan mükkan falan bunlar hep bahane, dekor yani. Bu kadının derdi sana yakın olmak. Yahu İlyas, benim asabım sinirim bozma, zaten yeterince bozuk ya. Allah Allah. Ağzından çıkanı kulağın duysun yeter ya. Yine kız değil mi yani? Aa. Sen her defasında, kız her defasında söylen ama şunu da bil. Tablo bu abi. Şimdi bakınca Halil de aynı resmi görüyor ben de. Yani sen de bir artık gör. Bu kadın sensiz yapamıyor, mevzu bu. Yürü git Allah aşkına. Allah hadi ya. Yürü git Allah aşkına. Vallahi ya. Darusta! Hop! Darusta! İşte ne oldu oğlum? Ya söndürür olacak adam dükkana bastı. Kim? Ya Ayşem ablanın kayınbabası var ya. Masaları falan devirdi, sandalyeleri de atıyor. Ne diyorsun oğlum sen? Yürü ya, koş. Çabuk çarşıya gidecek delirdi Allah. Bunu uyardım. Evini de başında dükkanı da yıkarım dedim. Nerede o? Nerede? Pişman edeceğim. Taş üstünde taş bırakmayacağım burada. Delirdiniz mi beyefendi siz ya? Anlamıyor musunuz? Benim diyorum burası, benim diyorum. Delirdiniz mi? Ay, biz aldık, biz işletiyoruz burayı ya. O namussuz yaptıklarının bedelini ödeyecek. Ne yapıyorsun? Yeter artık ya! Yetmedi mi yaptıkların? Asıl senin yaptıkların yetmedi be ahlaksız! Yeter, düş artık yakamızdan! Kimsin sen be? Ruh hastası mısın, nesin? Asıl sen düş yakamızdan! Kızından kurtulduk derken bir de sen çıktın başımıza! Bana bak! Bana bak! Kızımın adını ağzına alma, seni doğduğuna füsmar ederim! Allah aşkına Nail Bey, uymayın siz! Bu adama delirmiş, bu adam vallahi bir... Ay sakin olun oğlum, koskoca adamlarsınız! Konuşarak anlaşabilirsiniz! Kim gibi pişman edecekmiş göreceğiz! Tamam abi. Kız kardeşime yaptığın bedelini ödeyeceksin. Hadi oradan be! Ne yapmışsın ben senin kız kardeşine? Kendisi geldi. Misafir ettik biz de, başka bir şey yapmadık. Onu da sana mı soracaktık? Sülük gibi yapıştırdınız yakamıza. Ama yeter. Yağma yok. O hain planlarını uygulayamayacaksın. İzin vermem buna. Hain de sensin, sülük de sensin. Ağzını topla. Ayrıca Eda Hanım'ın kendisi geldi bana. Rica minnet isteklerini söyledi. Hala bir konuşuyor musun sen? Eda mı geldi? O mu ricada bulundu? Evet, aynen öyle. Kendisi geldi. Ben de uygun buldum, kabul ettim. Sana mı soracağım ben? Nerede köfte yoğuracağım, nerede dükkan açacağım? Kendimizin kayası mısın? Ağzını burnunu kıracağım seni. Köfte gibi yoğuracağım. Abi.
senin ırz düşmanı. Hadi oradan be. Çekil git. Ne ırz düşmanı? Ne alakası var? Sana inat var ya. Bu laflarından yılmayacağım, gideceğim Eda Hanım'la ortaklık yapacağım, o dükkanı açacağım. Anladın mı? Bugüne kadar açmadığım kabahat. Ne? Bir de dükkan mı açacaksınız? Aynen öyle. Ne yapacaktık ya başka? Tövbe estağfurullah, tövbe yarabbim, yarasulallah ya. Yeter artık be. Sen kimsin ya? Ha? Senden mi korkacağız? Gideceğim, sana nispet olsun diye hem de senin ofisinin karşısında açacağım, tamam mı? Her gün de sana nispet yapacağım, tamam mı? Her gün, her gün. Ya ama yok. Seni dava edeceğim. Hapislerde sürüm sürüm süründüreceğim. Kız kardeşimi zorla alıkoymanın bedelini ödeyeceksin. Ne? İlyas ne diyor bu Allah aşkına ya? Bu ne diyor ya? Ben kafayı üşüteceğim ya. Bu ne diyor ya? Abi şaşırmış, kafayı yemiş. Ben de bir şey anlamadım ki. Şimdi de inkar mı ediyorsun? Şimdi de kalkıp bebek benden değil mi diyeceksin? Ne diyorsun sen ya? Ne bebeği? Ne inkar, anlamadım ki. Haberim yok ayağa. Yoksa Eda buraya kadar gelip müjdeli haberi sana vermedi mi? O bebek asla doğmayacak, anladın mı? Kanımızı emmene izin vermeyeceğim. Ölürüm de izin vermem buna. Allah'ın kart zampara köftecisi. Yazıklar olsun sana. Kızından utansaydın bari. Biz Eda Hanım'la sadece ortaklık konuştuk. Başka bir şey konuşmadık. Ben yaşadığım sürece bu dünyayı sana da o kızına da dar edeceğim. Allah'ın köftecisi. Yavuz yürü. Çekil lan. Abi. Siz şimdi Eda Hanım'la... Ya İlyas! Oğlum senin ağzından çıkan konuları duyuyor mu? Ne biçim konuşuyorsun be? Ne alakası var benimle? Yaşadım ağzını almış bir adamım ben. Saç sakalı ağarmış. Ne ilgisi var ya? Bebek mevzu ne? Ben anlamıyorum ki ne demek istediğini. Yaşta bir problem yok gerçi ama... Karnına bir salça, ağır mı geldi? Ay yok be Fahriye. Bugün baktığımız evde kaldı aklım. Ay çok güzeldi değil mi? Aman be Reho be. Bozma moralini, ne olacak? Ne demişler? Çıkmayan candan umut çıkmaz. Ne dedim? Ne dedin ya? İşte ne dedim ben? Ben ne dedim? Ah, vallahi aydınlandım ben. Bana bir bilgelik geldi. Atasözleri, deyimler çıkarıyorum içimden. Anneanne lafları ediyorum ben ya. Ay etme, yakışır kardeşime. Sen edebiyat öğrencisisin. Kur böyle cümleler tabii. Reho. Bana bak. Ben diyorum ki bunu mutlaka yatırıma dönüştürmeliyim. Şimdi aslında bir süredir benim aklımda var bu. Ne zamandır söyleyeceğim ama... netleştiremiyordum. Şimdi itiraf zamanı. Hazır mısın? Diyorum ki ben internette Fahriye abla bloğu açsam, sloganı da derdini de ki derman bulasın evladım olsa mesela, tıklandıkça para gelse, tık 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 paralar ceplerine olsa. Vallahi billahi ben villada yaşatırım bizi. Ay ben de yaşarım vallahi o villada. Uyar bana ya. Bir de Ayşem'le böyle renk renk yastıklar diker satarız. Ay çok güzel olacak. Ne yastığı be? Fahriye abla yastıkları. Herkes senin omzunda ağlıyor ya. Ha, artık benim omzumda ağlamayın. Bu yastıklara başınızı gömüp ağlayın dersin. Ha?
aromaterapili, rahatlatıcı ağlama yastığı. Nasıl? Zehir gibiyim vallahi. Aa. Kim o? Aa, Halik abi. Ay Nezih. Kızım soruyu soruyorsun, sen niye cevap veriyorsun? Cevap gelene kadar beklesene. Ne sorusu? İşte kim o? Reyhan. Ay Haluk abi, tanımadın mı? Aşk olsun. Oo, bu mevzu uzar yalnız böyle. Ezikledir. Biz baştan mı alsak Reyhan? Neyi? Yani sen kapıyı yavaş yavaş açsan, biz de bundan niye buraya geldiğimi sana izah etsek. Ay sanki niye geldiğini ben anlamadım. Beni takibe aldığın için olabilir mi acaba? Ha? Sabah da zaten öyle elektrik şeysiyle Seda'yı arayıp burada mıyım değil miyim diye soruyorsun. Sanki ben onu hiç anlamadım. Hiç anlamadım sanki onu. Şimdi bir de Haluk abiciyi buraya getirmişsin, kim bilir hangi bahaneyle. Hayret bir şeysin ya. Yine kapı, yine sen. Ne oldu, niye geldin? İşte biz onu bir izah edebilseydik. Ay izahe ne gerek var? Beni kontrol etmek için olabilir mi acaba? Ama buna hakkın var mı? Cevap veriyorum. Hayır, buna hakkın yok. Çünkü sen gittin, tamam mı? Öyle elektrik çarpma bahanesiyle bana sarılmalar falan, sonra da beni kandırmaya çalışmalar falan, öyle beni bir daha kandırmak falan. Reyhan! Dur ya. Bu bizim özel mevzumuz kızım. Biz seninle bunu sonra konuşuruz. Haluk abi birkaç eşyasını unutmuş. Utanasına rica etti, onları alıp kaçacağız. Haluk abi hoş geldin ya. Oh be, normal insan karşısında insan gördüm. Sen de bir yani. Nezih birader. Hoş bulduk. girsene içeri. Niye kapıda duruyorsun abi? Hey ya, benim oğlan benim bölümü kazandı ya. Ha. Şimdi kitaplar aynı malum. Şimdi ikinci sefer yine aynı kitapları almayalım dedik. Şimdi benim kitaplar da, şimdi düşündüm, benim geçen seneden buradadır diye düşündüm. Buradaysa. Duruyordur. Duruyor mu? Yani... Duruyor, duruyor. Duruyordur ya, duruyordur. Tabii. Ben o kitapları bir alayım dedim. Çünkü oğlan da tutturdu ille de baba. Kitapların nerede? Getir kitaplarını baba. Okul başladı baba. Kitap nerede? Kitap kitap diye tutturdu oğlan. gelsene Haluk abi ya. Vallahi sana mahcubuz biz ha. Hala ev bulamadık yani. Ya yok, onun acelesi yok. O bulunur, bulunur. Ben şu kitabı bir çıkarıyor muyuz? Gel Haluk abi. Çıkarma, çıkarma. Allah aşkına. Gel. Hayır. Ben de iki dakika soluklanayım bari. Sizin için bir sakıncası yoksa. Buyurun. Oha! Oha, ne oldu buraya böyle be? Ne oldu, bir yerde duman mı tüttü, yangın mı çıktı? Ne oldu, ne gördün Nezih birader, ne oldu? Ne yaptınız evimize? İşte böyle biraz temizledik, düzenledik, topladık. Beğenemedin mi? Kız evi gibi olmuş abi, tam kız evi yani. Biri çeyizini mi açtı burada? Ne oldu? Allah'ım, her yerde böyle küçük küçük kutular, böyle danteller. Yuh ya! Plazmanın üstüne de mi dantel koydunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Televizyon izleyeceğiniz zaman kaldırıyorsunuz mu onu? Tabii ki. Ay alkış. Ay anneannemin evi böyleydi abi. Her yer abidik gubidik şeyler ya. Abidik gubidik mi? He, biraz abidik gubidik, biraz öyle Reyhan bacım. Abidik gubidik, gözü kamaşıyor insanın da. Ne alacaksan al, bir an önce çıkıp gidelim bu evden hadi. He yok, ben bunu almayacağım. Bu da biraz abidik gubidik. Ya ben şu kitaplara bir bakayım da. Sonra şey olmaz. Ben düşündüm de ben dışarıda beklesem daha iyi yani. Ha, çok lazımdı. Duydum. Nasıl da güzel bakıyor çimen gözleriyle. Dayanamayıp bebeğimiz olacak diye bağıracağım. Allah'ım ne olur kendimi tutmama yardım et. Kalacak yerin olmadığını anladığımda hastaneye gelmiştim. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Çay getirmiştin bana. Ama yanımda duramamıştın. Kan tutmuştu, bayılmıştın hemen. Yine de yanından ayrılmamıştım ama. Sonra güneşin doğmasını beklemek için buraya gelmiştik. Sen masada uyuyakalmıştın. Ben. Yalan, hiç de uyumamıştım ben. Gözlerimi dinlendiriyordum.
Doya doya izlemiştim seni. Güneş asla doğmasın demiştim. Gece uzadıkça uzasın. Şu güzelliği doya doya izleyeyim demiştim. Gözleri sana benzesin, dudakları bana. Gülümsediğinde ışıklar saçsın yüzü. Senin gibi. En çok sana benzesin. Neler geçiyor aklımdan Ayşe? Sen gitmek mi istiyorsun? Ne bileyim böyle dalgın dalgın bakıyorsun. Ben seni zorla tutmuyorum değil mi Ayşe? Yok, hayır öyle bir şey değil. Ben gidememekten korkuyorum Ömer. Gitme Ayşe. Hiç gitme. Zaten niye gideceksin ki? Gitmesem de olmuyor ki. Biliyorsun, inandık, denedik, olmadı. Bir kere daha ayrılabilecek miyiz? Ha? Lütfen bırak ben gideyim, ne olur. 5 dakika daha dur. Ne olur. Ha bu arada bu çiçekçilere ödeme yapılması lazım. Sen ilgilenirsin bugün yapman lazım tamam? Tamam. Volkan. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ama hemen öyle gerilip kükremeyin olur mu? Anlaşıldı. Yine Ömer'le ilgili bir şey herhalde. Ne oldu davet mi var yemek mi var akşam? Yok hayır öyle bir şeyden bahsetmeyeceğim. Bak şimdi, bugün Ömer'le Ayşem okulda karşılaşmışlar. Böyle koşup birbirlerine sarılmışlar. Nezih görmüş, o anlattı. Yani hani öyle bir sarılmışlar ki birbirlerine, Nezih bile neredeyse ağlayacaktım dedi. Bak, ailesi yüzünden Ömer'e kızdığını biliyorum. Ama belli ki onlar ayrılmayacaklar Furkan. Yani seviyorlar hala birbirlerini deli gibi. Bence sen de şu durumu alırsan artık iyi olacak. Ya bırak Allah aşkına Seda ya. Yine bu Ömer'in ailesi Ayşem'i canından bezdirecek. Ayşem'e de helal olsun vallahi ya. Yaz boyunca gözyaşı kovaları doldurdu. Şimdi adamı ilk gördüğü yerde... Ne diyeyim arkadaş ya? Ama bak lütfen hani onlar ne yaşarlarsa yaşasınlar bu bizim ilişkimize yansımasın olur mu? Ne olur. Tamam. Haklısın. Çünkü biz birbirimizle çok mutluyuz. Ve ben bunu kaybetmek istemiyorum. Benim için en önemli şey bu. Sen... gerçekten mutlu musun benimle? Çok. Bunu senden duymak çok güzel. Her geçen gün daha mutlu edeceğim seni. Söz veriyorum. Efendim. Aa. Ha, sen burada çalışıyordun doğru unutmuşum. Seda burada mı? Burada buyurun. Buradayım. Nerede teyzeciğim? Nasılsın Seda'cığım? İyiyim, hoş geldin. Hoş bulduk. Ya bu ne güzel sürpriz böyle. Ama ben evden çıkmanın yasak olduğunu biliyordum. Ya, yasak da neymiş? Hem kendimi çok iyi hissediyorum. Biraz hava alayım dedim. Çıkmışken seni görmek istedim. E sen de benim kızımsın değil mi? Böyle kendi derdime düşüp seni başıboş bırakmak yok. Çok iyi düşünmüşsün. İyi ki geldin. İşler nasıl? Gayet iyi. Ben çıkayım. Tamam. Yani nasıl olsun? Çalışıyoruz. Yani baya baya toparladık sayılır şimdi işleri. İnşallah daha iyi olacak. Aferin Sedacığım. Vallahi senin azmine hayranım. Çok iyi bir çocuksun sen. Allah'ım.
Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Aklıma mukayyet ol ya. Ben anlamıyorum ki bu adam nasıl böyle bir şey söyler? Niye söyler? Abi demek Eda Hanım öyle söyledi. Yani bebeğin babası Nail Bey dediyse yanlışlıkla. Ya İlyas sen de saçma saçma konuşma Allah aşkına ya. Eda Hanım bu kadar saçma bir şeyi niye iddia etsin ya? Yangına körükle gitme sen de. Allah Allah, Allah Allah ya, Allah Allah ya, Allah Allah ya. Aklımı oynatacağım ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ya doluya koyuyorum olmuyor, boşa koyuyorum dolmuyor. Nasıl çıkacağız biz bu işin içinden? Acaba bebeği bu yalnız başına mı büyütmeye karar verdi de? Şimdi düşünüyorum yani arada gelip böyle acil işte İstanbul'da restoran açalım falan dedi. Bak gördünüz mü? Habire bana gelip de yok senden hoşlanıyor, yok görmüyor musun, yok bilmem ne. Al! İşte kadın hayatında birisi varmış. Hayret bir şeysiniz ya. Yok be abi. Öyle bir şey olsa bir kere bizim haberimiz olurdu. Yani bir kere Ömer bilmez miydi yeğeni? Ondan Ayşem duyardı. Yani bir şekilde biz de duyardık be abi. Bu kadının sözlüsü, nişanlısı falan yok abi. Yani kendi halinde bekar, halim selim bir kadın bu. Ya bu adam mı söyledi diyorsun yani bunları böyle? Yok. Yok. Öyle de demiyorum da. Bak abi şöyle diyorum. Yani şimdi bu adam kendi yalanına bu kadar delirmez değil mi? Yani illa ki bu adama biri geldi bir şey pusladı. Yalan yanlış artık orasını bilmem. Yani biri bir şey dedi. Bu adam ondan bu kadar köpürdü bilmem ne oldu. Kadına iftira mı atıyorlar yani? Yok öyle de demiyorum da. Yani ne bileyim abi işte. Şimdi bir şey söylemeyeyim. Madem sen de susuyorsun. Dur bir dakika ya ben bunu bir daha bir arayacağım. Gözlüğüm de içeride kaldı. Ne? Dur şu son aramalardan bakacağım. Bu doğru mu yazıyor? Heh. Eda Hanım. Tamam. Yok kapalı. Ha o şeyden şimdi uçakta ya abi ondan kapadı tabii mecbur. Vay be. Demek Eda Hanım hamileymiş ha. Abi şimdi senin de hatırlamadığın bir şeyler olmuş olabilir mi diyeceğim ama demiyorum. İlyas bak şu haldeyken beni kışkırtma beni delirtme. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Doğru düz konuş. Bak geliyor şimdi kafana ha. Alo. Furkan'cığım rica etsem bize iki çay getirir misin? Biri açık olacak. Tamam sağ ol. Getireyim. Eda'nın Akşabat'a gittiğini biliyor muydun? Ben mi? Yok. Eda abla Akçabat'a mı gitmiş? Yani Bodrum'a diye çıktı meğer Akçabat'a gitmiş. Ömer de ardından Bodrum'a diye çıktı gittiği gibi döndü. Şey evet bana da öyle söyledi Ömer. Yani okulla alakalı galiba bir evrak işi falan varmış. O nedenle hemen dönmem gerekti falan demişti. Demek sen de bu kadarını biliyorsun. Yani Ömer Akçabat'a falan gitmiş olmasın sakın. Hiçbir şey söylemedi mi sana? Söylemedi. Yani şu boşanmadan önce kızla barışacaklar diye aklım çıkıyor. Ya Eda abla niye oralara kadar gitmiş ki? Ben o kısmını pek anlayamadım aslında. Ya başımıza gelenleri sorma Seda. Şu Ayşem'in yengesi denen kadın var ya. Ay dur ne olur Nadide teyze bak Furkan'ın annesi yani duyacak falan. Duyarsa duysun. Ha zaten niye onu burada hala çalıştırıyorsun onu da anlamış değilim gerçekten. Ha neyse. Yani dün gece bizim eve baskına geldi. Neler neler söyledi bir bilsen. Hay güya Eda, Ayşem'in babasının arkasından Akçabat'a gitmiş. Bunlar birlikte... Ay yani nasıl söyleyeceğim? Dilim varmıyor. Nasıl ya? Yok artık daha neler yani? Ya Akçabat bunların dedikodularıyla çalkalanıyormuş. Yani artık neyin peşindelerse bilemiyorum. Reha da sabah kalktı Akçabat'a gitti. Ne olup ne bittiğini öğrenmek için. Allah yani neler olmuş böyle bir günde? Hayır şu an resmen Eda ablaya iftira atıyorlar öyle mi? Hayır sen de hala o kadının oğlunu şurada çalıştır. Ya iyi de Nadide teyzeciğim hani onun bir suçu yok ki. Bak inan bu olayların çok dışında Furkan. Ay sen onların tarafında mısın bizim tarafımızda mısın? Hani önce onu bir bilelim bakalım. Yani ben sana 8 yaşından beri annelik yaptım. Hani tabii kayınvaliden olmayı da çok isterdim ama geciktik artık.
Kısmet. Yani lütfen üzerine düşeni yap Seda. Bak senden ilk defa bir şey istiyorum ömrümde. Kov şu uğursuzu ya. Furkan. Furkan! Fena Adide teyze. Duymuş işte bütün konuştuklarımızı. Nadide teyze. İyi misin? İyi misin Nadide teyzeciğim? İyiyim. Tamam. Su falan getireyim mi hemen? Nadide teyzeciğim. Dur, dur ne olur sakin ol. Bir derin nefes al ne olur. Tamam, tamam. Sen sakin ol yeter ki tamam. Hemen çağırıyorum. Sen dur. Nadir teyzem sen... Ne olur derin nefes al. Tamam. Alo. Çok acil ambulansa ihtiyacımız var. Şimdi gitmezsem hiç gidemeyeceğim. Bak 5 dakika dedim, 1 saat oldu. Okullar açılınca da birbirimizi göreceğiz sürekli. Böyle ayrılık olmaz ki. Ben okulu mu dondursam bir yıl acaba? Hayır, olur mu öyle şey? Öyle bir şey yapılması gerekiyorsa ben yaparım. Olmaz. Olmaz o. Güçlü durmamız lazım bizim. Sen acı çekersen sonra annen onu fark ederse hiç iyileşemez. Kalkalım ben gideyim ne olur. Ayşe. 5 dakikada ne olur. Bak sen böyle gideceğim diyorsun ya. Benim içimden bir parça kopuyor sanki ya. Allah'ım söylediğine bak şunu. Sanki içine doğmuş gibi. Bir parçam bende zaten Ömer. Güneş batana kadar kal, tamam mı? Sonra sana söz veriyorum ısrar etmeyeceğim. Söz, tamam mı? Bebeğim de öyle hissediyorsa, babasından ayrıldığında içinde bir parçası kopuyor gibiyse ya. Daha fazla dayanamayacağım galiba. Yok yok, benden nefret eder. Asıl buna hiç dayanamam. Ayşem iyi misin? Olaylara bak ya. İlyas. Kalk oğlum. Terminale gidelim seninle. İlla ki 2 tane bilet buluruz İstanbul'a. Bu işi aydınlatmadan bize huzur yok. Haklısın abi, çıkalım. Tamam. Dur ben üzerime kalın bir şeyler alayım. Şimdi İstanbul serinlemişti sonbahar. Hırkamı alayım. Hayırdır inşallah ki. Ha Safiye, tam zamanı. Ha Safiye ha. Ay İlyas aşk olsun ya. Ya ben aramasam senin arayıp soracağın yok. Ne oldu şimdi? Nail abi karar verdi mi? Kimle ortak olacakmış? Ya Safiye burada şimdi çok acayip şeyler oluyor. Yani olaylar bildiğin gibi değil. Aa, ne oldu anlat bakayım. Ya Safiye şimdi zaten biz yola çıkıyoruz. Yarın uzun uzun konuşuruz. Hiç müsait değilim. Ya İlyas ben sizin dönmenizi mi bekleyeceğim? Bitiyor ver bari. Ya işte bu Ömer'in babası buradaydı sabahtan. Aha, Allah Allah. Niye gelmiş acaba? Ya ne bileyim işte ya. Eda Hanım'ın burada olduğunu biri pıslamış bu adama. Adam da kalkmış buraya gelmiş. Abimle birbirlerine girdiler. Yok, Eda Hanım hamileymiş de abim de bunun hesabını verecekmiş falandı filandı. Yani vallahi birbirlerini öldürecekler neredeyse. Ne? Ah, ne dedin sen? Hamile miymiş? Ya sus Safiye sus. Bağırma şimdi. Söylediğimi pişman etme. Tamam gelince konuşuruz hadi kapadım. Aa, ay adam torun beklerken bebek sahibi olacak. Vay başımıza gelenler.
Ay. Ay Furkan. Oğlum büyük bir skandal var. Anne ne yaptın sen? Ömer'in evine gidip Ömer'in halasını mı ispiyonladın? Ay ne ispiyonlayacağım be? Anne. Evet ya da hayır. Yaptın mı böyle bir şey? Evet yaptım. Ne olmuş? Akçaabat fokur fokur kaynıyor be. Anne niye böyle bir şey yaptın? Üstüne vazife olmayan şeylere niye karışıyorsun anne sen? Ben kimseye hakkımızı yedirmem. Baban gitti orada amcanı ikna etmeye. Kadın da peşinden gitti. Yok efendim amcanın aklını çeldi. Baban şu anda niye açıkta kaldı? Haberin var mı senin? Ne alakası var anne? Niye dedikodu yaratıyorsun ya? Ya niye yapıyorsun böyle şeyler? Hiç yakışıyor mu sana? Dedikodu çıkarıyormuşum. Oo, senin dünyadan haberin yok be. Gelip burada bir de bana bağırıyorsun. Amcanla kadın çoktan bileti kesmişler. Anne ne demek bileti kesmişler? Kadın hamile demek, hamile. Bebek geliyor demek. Keskin sülalesine yeni bir fert geliyor demek. Yani damadın halasından bir adet bebek. Yok artık anne, gerçekten yok ya. Ya? Efendim. Belki çok kızacaksın. Tamam Ayşem, biliyorum gitmek istiyorsun ama 5 dakika daha dur bak. Sana söz verdim ısrar etmeyeceğim. Lütfen. Öyle bir şey değil bu, başka bir şey. Tamam söyle. Seni dinliyorum. Okulda karşılaştığımız an anlamıştım kendimi tutamayacağımı. Ayşem seni dinliyorum. Şey. Bak, söylediğim şeye çok sevinirsin. Yani sevinirsin. Ama yani bu her şeyi değiştirebilir. Seda arıyor, ben sonra ararım onu. Allah'ım sen bana yardım et. Neyi değiştirebilir? Şimdi sen çok sevinirsin. Seda müsait değilim. Ömerciğim bir saniye. Seni sonra arayacağım, bay bay. Ömer bir... Evet Ayşem seni dinliyorum. Neyi değiştirebilir? Bak... Bu herkesin sevinebileceği bir şey değil. Çok kötü şeyler olabilir. Kötü şeyler olur ki sen benden nefret edersin Ömer. Ayşem olur mu öyle şey? Ben senden nefret eder miyim? Laf mı bu şimdi? Benden gizlediğin bir şey mi var Ayşem? Şimdi açma. Bir saniye. Eda hala arıyor. Eda hala. Halam mı arıyor? Açayım mı? Aç bakalım. Alo? Açtın. Ne haber, nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Yani iyi. Sorma Ayşem, neler oldu? Abim geldi Akçaabat'a. Her şeyi birbirine kattı. Rezalet çıktı. Benim sinirim tepeme çıktı. Hatta az daha senin hamile olduğumu ağzımdan kaçırıyordu. Ya ne oldu peki? Ya, merak etme, merak etme. Yani hallettim. Ben de senin gibi bütün bunları Ömer'in senden öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca sana da söz verdim değil mi? İşte lafı çevirdim filan. Her şey yolunda şimdi. Yalnız abim beni hamile zannediyor. Ne oluyor Ayşem? Ayşem bana bak. Biliyorum beklemek istiyorsun, boşanmayı beklemek istiyorsun, Nadide'nin ameliyatını beklemek istiyorsun ama artık bunu senin Ömer'e söylemen lazım. Çünkü ben bu yalanı artık uzatamayacağım. Yani uzatırsam bambaşka yerlere gidecek. Şey yani şey zannet,
Yani işte çok kötü olacak. Anlatabiliyor muyum Ayşem? Artık senin bunu hiç beklemeden Ömer'e söylemen lazım. Tamam, anlıyorum. Ben aradığınız için teşekkür ederim. Şimdi biz de Ömer'le birlikteydik. Konuşmak üzereydik tam o konuyu. Ha! Ay ben mi böldüm? Tamam, kapıyorum ben. Kapıyorum. Siz bu telefon hiç olmadı varsayın, tamam mı? Hadi selam söyle. Hadi Ayşem, hadi söyle şuna da beraber kutlayalım, hadi. Hadi bay bay. Benden bir şey mi saklıyorsun Ayşe? Ben... Ya Seda normalde böyle yapmaz. Önemli bir şey var herhalde. Efendim Seda? Ömer bir saniye kapatma, bak hastaneden arıyorum. Lütfen bak sakin ol. Panik yapacak hiçbir durum yok. Nadide teyze burada şimdi. Yani küçük bir kriz geçirdi ama her şey kontrol altında, tamam mı Ömerciğim? Seda sen... Sen ne diyorsun Seda? Bana yalan söylemiyorsun değil mi? Durumu iyi. Hayır, yemin ediyorum gayet iyi bak. Hiçbir problem yok. Ben sadece Reha amcayı çok aradım. Ona ulaşamadım ama sen gelsen iyi olacak. Ömer? Tamam, ben geliyorum. Ömer ne oldu? Ne oldu? Annem kriz geçirmiş. Bak Ayşe. Benden bir şey gizlesen de ben senden asla nefret etmem, tamam mı? Tamam. Ben şimdi gitmek zorundayım. Şimdi gideceğim. Sonra seninle buluşur. Tamam. Uzun uzun konuşuruz, tamam. Tamam mı? Tamam, sen git. Tamam, hadi git ilk iş. Ne olur Ömer, ne olur git hadi, ne olur. Seni çok seviyorum Ayşe. Ben de seni seviyorum. Git, ne olur yetiş hadi. Gitmek zorundayım. Tamam, tamam. Git, ne olur hadi. Tamam. Kaldım tütünsüz.
Kendini düşün. Hayır, korkmadım. Çünkü senin iyi olacağını biliyorum. Buradan top gibi çıkacaksın. Canım oğlum. Bak, ameliyatı erteledin erteledin. Böyle olacağı belliydi. Biliyorsun değil mi? Doktorlar ne diyor? Tansiyonunu düşürmeye çalışıyorlarmış. Seni her an ameliyata alabilirlermiş. Ameliyat ekibi hazır bekliyor. Baban daha gelmedi. Aradım ama ulaşamadım. Telefonu kapalı. Toplantı da herhalde. Hı. Sabah erkenden Akçabat'a gitti. Senin haberin yok mu? Yok. Nereden icap etti? Ne işi var ki onun orada? Tabii. Sen dün gece olanları da bilmiyorsun. Ayşem'in yengesi olacak olan o kadın dün akşam bizim evi bastı. Neler neler söyledi bir bilsen. Güya Eda orada skandallar çıkarmış. Dedikodular almış yürümüş. Hem de Ayşem'in babasıyla, inanabiliyor musun? Nasıl yani? Gelip bunları mı söyledi sana akşam? İşte nasıl insanlar olduğunu görüyorsun değil mi? Şimdi de halan iftira atıyorlar. Yani iftiradan başka ne olabilir ki? Ah, Safiye yenge, yine neyin peşindesin sen ya? Neyse anne. Sen böyle şeyler düşünme şimdi, tamam mı? Sana yalvarıyorum. Tamam mı? İzin verir misiniz lütfen? Artık hastamızı yormayalım. Tamam. Anne, ben seni burada bekliyorum, tamam mı? Tamam evladım. Sen hiç üzülme olur mu? Seni çok seviyorum oğlum. Ben de seni çok seviyorum anne. Lütfen dışarıda bekler miyiz? Tamam. Nasıl? Ömer. Nasıl, annen iyi mi? İyi olacak. Ayşem biraz çekindi ama ben ısrar ettim. Baban nasılsa Akçabat'ta, gece yarısından önce dönmez. Ne
sevindim Ayşe. Eda abla, benim birkaç işim var. Şimdi gideyim, hemen gelirim. Siz de zaten Ömer'i yalnız bırakmazsınız burada. Tamam canım, sen merak etme. Sen git gel, biz burada. Hemen döneceğim. Tamam. Görüşürüz. Ama bak üzülme, tamam mı? Ne olur üzülme. Ben dayanamam, annen iyileşecek, tamam mı? Reho, dinle. Dinliyor musun? Hı. Ha, dinle şimdi. Sevgili Fahriye abla, benim bir derdim var. Gerçi derdim dert değil ama sıkıntıdayım diyelim. Bir çocuğun bende gönlü var. Çocuk iyi, akıllı, zeki, temiz. İşi gücü yerinde. Yani kötü niyetli değil, niyeti ciddi gibi. Mühendis. Fakat Fahriye ablacığım, benim kalbim serseri ve kötü bir çocuk için tak gidi tak 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 diye atıyor. Diyorum ki Fahriye abla, aklımı mı dinlemeliyim yoksa kalbimi mi dinlemeliyim ben? Ne etmeliyim ben? Bir de ben galiba kafayı üşüttüm, kırdım kafayı. Böyle sabahlara kadar kekli börekli yapıveriyorum. Yapıveriyorum. Ne yapsam acaba? Acaba ben ne yapsam? Ay sen benimle alay mı ediyorsun ya? Beni anlatmışsın. Alay ediyorum, evet. Ay ne anlatacaktım? Seda'yı mı anlatacaktım? Allah'ın aşkına. Sevgilim beni kıskanıyor. Ne yapacağım? Bak. Gitmiyor. Gitmiyor. Gerçi ben onu sonra bir şey yaparım. Geliştiririm ben onu. İkinciye bir şey yapacağım. Yani bir açılıma ihtiyacım var Reho'cum. Yani yanımdaki en gerçek olgu sizsiniz, sizin hikayeniz. Diyorum ki ben onu toparlayayım. Fahriye abla bloğuna yazı vereyim diyorum. Sonra da Fahriye abla bloğunu hayata geçirince gelsin paralar, gelsin nakit diyorum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen şimdi bizim acılarımızı malzeme olarak mı kullanıyorsun? Böyle mi olduk şimdi biz? Evet, aynen öyle oldu. Aynen öyle oldunuz. Delirdim ben. Kafayı kırdım. Kırdım kafayı sonunda. Alış buna Reho. Fahriye abla böyle bir kişilik. Anladın mı? Ben duyguları nakide çeviriyorum. Nakide çeviriyorum. Ay, bu kapıda sabahtan beri çalıp duruyor zır 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 zır. Gerçi hep aynı kişi geliyor ama. Dur ben bakayım. Kim o? Aa, yine aynı kişi. Niye şaşırmadım acaba? Hoş geldin Semih. Ne haber Reha? Ablacığım. Aa, yine kek mi yaptın? Biz ocağınıza düştük Reyhan. Yani siz evden atıldığınız zaman bizim ocağımıza düşmüştünüz. Ama şimdi biz ocağımıza düşenlerin ocağına düştük. Ya ne oldu ki? Ben evden kaçtım Reyhan. Res çektim babama. Ya pedere atar yapmış da ben sana muhtaç değilim. Benim kapı gibi abim var demiş. Aynen. O yüzden biz bu gece izin olur da burada kalırsak çok seviniriz yani. Semih kalacak Reyhan. Belertme gözlerini. Ben Ömer'e gideceğim. Reyhan abla kalabilir miyim? Kıyamam sana. Hadi gel içeri gel. Portakallı kek de var. Gel sen de gel. Gel. Sağ ol.
baktım Nadide teyze nefes alamamaya başladı. Yani baktım böyle koltuğa falan dayandı. Onu öyle görünce ben hemen ambulansı çağırdım. Allah'tan onlar yetiştiler. Ne diyeyim, geçmiş olsun. İnşallah daha iyi. Sağ ol. Furkan. Sen Nadide teyzenin söylediklerini duydun değil mi? Bak, inan bana Nadide teyzenin ne düşündüğü umurumda bile değil. Ya hatta böyle senin annenle istedikleri kadar birbirlerine düşman olsunlar, nefret etsinler. O da umurumda değil. Öyle herkesin düşüncesini takacak olursak kafaya değil mi? Oo. Ben kimsenin düşüncesini takmıyorum kafaya. Ne peki öyleyse? Ya o kadın sana işte... Keşke senin kaynanan olsaydım ama çok geç kaldık gibi laflar söyledi. İlla bir şey açıklayacaksan bence bunu açıkla seni. Ya evet. Söyledi öyle bir şey de. Öyle lafın gelişi söyledi. Yani beni çok sever hep. Kızı gibi görür. Ondandır yani hani öylesine. Öylesine söylenecek bir şey mi bu? Bilmiyorum Furkan'cığım. Hani belki gerçekten beni öyle görmek istiyordur. Ama ne olursa olsun öyle... Ciddiye alınacak bir şey değil. Ben almadım, sen de almadın. Bak Seda, sana ilk kez bir şey soracağım. Çok açık ve net. Ve bir cevap istiyorum. Ama bana doğruyu söyle çünkü ben her şeyi sineye çekebilecek bir adam değilim. Tamam sor, ne istiyorsan. Ömer'le senin aranda daha önce hiçbir şey yaşandı mı? Yani bunca yıl bu kadar yakın bir arada sıkı fıkı durmuşsunuz. Eğer öyle bir şey varsa bana şimdi söyle. Ömer'le benim aramda şimdiye kadar gerçekten ama gerçekten hiçbir şey yaşanmadı Furkan'cığım. Akseda, tek taraflı bir his, böyle karşılıksız bir şeyler. Yok diyorum öyle bir şey. Yani işte Ömer de Nezih de biz hep birbirimizi öyle kardeş gibi gördük, öyle büyüdük biz. Furkan, bak yalvarıyorum sana. Bu konu bizim birbirimize olan hislerimize zarar vermesin. Çıkar artık şu düşünceleri kafandan ya, yalvarıyorum sana. O zaman sen benden utanıyorsun Seda. Bu nereden çıktı şimdi? Niye Ömer'in annesine sevgili olduğumuzu söylemedin? Niye böyle yanında çalışan basit sıradan bir iş arkadaşımmış gibi davrandın bana? Niye sakladın bizi? Benim kimseden bir şey sakladığım yok. Ya benim bütün arkadaşlarım zaten biliyor seninle birlikte olduğumu. Yalan mı? Ben sadece Nadide teyze öyle aleni şekilde söylemek istemedim. Kadın zaten işte... Tamam, tamam biliyorum. Kadın kalp hastası falan. Of bilmiyorum Seda ya. Çok üstüne geliyorum farkındayım ama... Endişeleniyorum Seda, emin olmak istiyorum. Neyden emin olmak istiyorsun? Seninle bir geleceğimizin olup olmadığından emin olmak istiyorum. Beni yarı yolda bırakacak mısın, bırakmayacak mısın bilmek istiyorum. Eğer öyleyse şimdiden bileyim, önümü göreyim. Aptalsın sen. Sen beni bırakıp gidivereceksin diye benim ödüm kopuyor biliyor musun sen? Sen bugün şirketten öyle koşup gidince sanki böyle bütün duvarlar benim üzerime yıkılacakmış gibi hissettim ben. Çok korktum. Korkma. Sen benimle aynı yolda yürümek istersen bizim yürüyecek bir ömürlük yolumuz vardı. Çok seviyorum seni Seda. Çok. Ben de seni çok seviyorum. Pişt, bana bakın. Alın bakalım. Hop. Teşekkür ederiz. Ben aslında bunları yarınki öğrencilerim için yapmıştım ama... Semih'e kısmetmiş. Allah'ım portakallı kek nasıl özlemişim ya.
Sıcak sıcak. Bir an önce yede git diye öyle sıcak servis ettim. Kusura bakma artık. Çok sağ ol ya. Çok incesin. Yine sevgini katmışsın içine. Kardeşimizi emanet etmeye geldik herhalde. Ben birazdan Ömer'e gideceğim. Ha iyi, onu bilelim de ona göre yani. Merak etme abi, bende o. Oğlum sus ya. Oğlum çaktıracaksın bak şimdi. Sakin ol diyorum sana. Bana bak. Gözlerini ayırmayacaksın, tamam mı? Bana da amber rapor vereceksin, tamam mı? Alırım bisikletini altından. Hadi arasana Ömer'i. Gideceksen git. Reyhan aldığı komşulara rezil etme abi. Arayayım seni. Arayayım. Efendim Nezih. Ne yaptın müdür? Geçtin mi eve? Geldin mi eve? Ben geleyim mi? Şu an çıkabilirim kardeşim. Şu an paspasın üstündeyim yani, öyle düşün. Halam ben Ayşem hastanedeyiz. Az önce annemi ameliyata aldılar. Ne diyorsun ya? Oğlum niye haber vermedin? Geleyim mi ben? Ne oldu? Sen iyi misin Ömer? Nasıl olayım Nezih? Bekliyoruz işte. Tamam ben hemen geliyorum. Hemen geliyorum abi. İyi tamam, hadi görüşürüz. Ya Nadide teyzeyi ameliyata almışlar. Ay. Hayda. Ben kantine gidip su alacağım. Çay isteyen var mı? Benim de tuvalete gitmem gerekiyor ama. Tamam gel beraber gidelim. Ömer çay ister misin? Yok sağ ol. Tamam geliyoruz biz şimdi. Ömer'in annesine bir şey olursa ben kendimi affetmem. Saçmalama Ayşem, senin ne suçun olabilir ki? Evlendik çünkü. Ömer annesinin istemediği bir kızla evlendi. Bu yüzden kalp hastası olmuş olabilir annesi. Ne alakası var? Kimin neden hasta olduğunu sen nereden bileceksin? Hiç bilgisi yok. Ama evet. Nadide'ye bir şey olursa Ömer mahvolur. Aa yeter. Çıkar bu kötü düşünceleri kafandan. Hiç düşünme bile. Tamam. Ben gideyim mi? Ömer'in babası gelir şimdi. Karşılaşırız. Olmaz. Dur canım dur. Ben bir arayayım. Telefonu kapalıydı en son. Demin seni aradım, telefonun kapalıydı. Burada olduğumuzu nereden biliyorsun? Tam uçağa binerken annenin doktoru aradı. Buraya kadar nasıl geldim bilmiyorum, açmayı unutmuşum. Arabayı ne yaptın? Arabayı Yavuz'a verdim, ben de bulabildiğim ilk uçakla geldim. Şimdi bırak sen bunları. Annen nasıl? Nasıl olmuş kriz? Yürüyüşe çıkmış, Seda'nın şirkete gitmiş. Of ya bak şurada, biz bu kadına yorulmak yasak demedik. Aklımı kaçıracağım ya. Baba, doktorla konuştun mu? Risk konusunda ne dedi? Anneme bir şey olmayacak değil mi? İyileşecek ama iyileşecek, hiç merak etme, atlatacağız. Güçlü olacağız Ömer. Güçlü olacağız. Ve birlikte atlatacağız. Ayşen. Şu ameliyatı Allah'ın izniyle atlatalım da. Ömer'e artık şu güzel haberi versen de. Ha? Onun da yüzü gülsün. Ayrıca bak abim birilerine anlatmaya başlayacak. Herkes de beni hamile sanacak sonra. Ne olur böyle söylemeyin. Ben gerçekten üzülüyorum. Benim yüzümden yani böyle hallere düştünüz. Ben bir şeyleri değiştirebilecek gücüm olsa değiştirirdim. Olanları değiştirirdim gerçekten. Olanları değil ama olacakları değiştirebilirsin. Hiçbir şey için geç değil ki. Hadi Ömer yalnız kalmasın. Al şunları dinle. Aldım onu.
okurken annenle tanıştığımız o ilk gün geldi aklıma niyeyse. Böyle üzerinde açık mavi uzun bir elbise vardı. Rüzgarda etekleri dalgalanıyordu. Tıpkı bir balerin gibiydi. Bana baktı ve gülümsedi. Ve ben de ona bakıp dedim ki... İşte benim evleneceğim kız bu olmalı. Ömür boyunca yanımda olmasını istediğim kız bu olmalı. Başkası değil. Ben anneni çok sevdim be Ömer. Oğlum bir şey olursa yaşayamam ben. Ömer'in annesine bir şey olursa ben dayanamam. Ben terk ederim İstanbul'u, hatta ülkeyi terk ederim. Çünkü ben Ömer'in benden nefret ettiğini görmeye dayanamam. Ayşem, ne olur Nadde'ye bir şey olmayacak, iyileşecek. Çıkar artık aklından bu kötü düşünceleri, ne olur. Hadi.